Evet, değerli izleyiciler, bugün Bağcılar'da bulunan STK'larımızdan Trabzonlar Dernek Başkanı Sayın Ethem Coşku Başkanı'nın yanına geldik. Hoş geldiniz. Nasılsınız Sayın Başkanım? Hamdolsun, sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun Başkanım. Başkanım, biz ilk önce Ethem Coşku kimdir? Ne zaman beri bu dernek başkanlığını yapmaktadır? Kendinizi tanıtabilir misiniz? Ethem Coşku, 1970'ten beri Bağcılar'daydı. Asapar, Trabzonluyum. 2008'de kurduğumuz derneğe son 2 yılına beri başkanım oldu. Ben ayrıca İstanbul Dernekler Federasyonu, Trabzon Dernekler Federasyonu'nda genel başkan yardımcısıyım. 8 yılda Bağcılar'da kurduğumuz derneğin hem yönetimindeydim, son 2 yılda başkanım oldu. Başkanım, tabii çalıştığınız sektör de var, iş olarak. İnşaat işiyle, baba mesleği, yöre mesleği olan 1985 yılından bizzat kendi inşaat işlerine uğraşmak. Bir dönemde siyasette de ilgilendim. Siyasette, evet, AK Parti bazıları içe konuşuyor. Bir ara, 3 yıl kadar bir ara verdik. 2008'den tekrar 2014 yılına kadar başkan yardımcısı yaptık. Şu anda ilde, İkiz bölgede bize bir görev veriyor. Orada görevimizi devam ediyoruz. Başkanım, şimdi bu yakında bir hamsi şöleni olacak. Onu da buradan seyircilerimize biraz duyurmak istiyoruz sizin aracınızla. Evet. Ne söylemek istiyorsunuz? Şimdi nasip olursa 4 Aralık Pazar günü saat 11'de başlayıp akşam namazına devam edecek olan geleneksel haline getirdiğimiz hamsi şöleni. Burada sizin aracılığınızla bütün hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Evet. Yerimiz herkese bekliyoruz. Kirazlı Mahalle metro istasyonu yanı. Evet. Bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz ki hem Karadeniz'e has hamsi şöleni, horon korbası, sanatçılarımız var. Bütün hemşehrilerimizi oraya davet ediyoruz. Ne kadar hamsi dağıtacaksınız? Nasıl olsa bu sene düşüneceğimiz 5 ton. 5 ton hamsi. Sevgili seyirciler, 5 ton hamsi. 5 ton hamsi artık. Kaç bin kişi lazım başkanım? 15 kişi, 15 bin kişi. Yaklaşık 15 bin kişi hitap ediyor. 15 bin kişi. 15 bin kişi hitap ediyor. Artık hamsi yemeye hemşehrilerimizi bekliyoruz. Tüm İstanbul'u bekliyoruz burada. Bütün hemşehrilerimiz yani ülkemiz 80 bin ilim, bütün herkesi bekliyoruz. İnşallah şölenimize. İnşallah hayırlısı olur. Bunlar 10.sü oluyor değil mi başkanım? 10. kez yapıyorsunuz. Evet, biz gerçekten geleneksel hale getirdik hamsi şöleni. Yani her sene yapıyoruz. Hatta bir sene iki sefer yaptık. Bunu pilavını da yaptık. Ama pilav fazla rağbet görmediği için, şimdi mesela pilavını biz alışkınız yiyoruz ama genelde mesela Anadolu insanın birçok yerinde bilmedikleri için rağbet görmedi. Tamamen hamsi şölenine girdik. Ekmek arası, izgara, yapmak üzere hamsi. Peki katılım olarak, protokol olarak kesin olarak gelecek. Şimdi nasıl olursa İçişleri Bakanımızı davet ettik. İçişleri Bakanımız gelecek. Evet. Enerji Bakanımızı davet ettik. Enerji Bakanımız gelecek. AK Parti Grup Başkan Vekilini davet ettik. CHP Genel Başkan Yardımcısını davet ettik. Trabzon milletvekillerimizi davet ettik. Gelecek. Ama biliyorsunuz ülkemizin gündemi malum belli. Kaç tanesi gelir? Evet. İnşallah o gün orada görürüz. İnşallah. Yüksek. Peki Sayın Başkanım, bu STK'lar olarak, STK Bağcılar Dernek Başkanı olarak hemşehrilerimizden, Bağcılar'daki Trabzon hemşehrilerimizden dernekçilik adına bir mesaj vermek ister misiniz? Yani burada... Evet, yalnız bu Trabzonlar olarak değil, özellikle Karadeniz dernekleri olarak diyorum. Yani şöyle söyleyeyim, Sakarya'da da Hopa'ya kadar gidin. Hep istediğimiz şu, maalesef hemşehrilerimiz derneklerine sahip çıkmıyor. Yani biz bakın yaptıklarımız yani şu dernek 8-9 yıl oldu. 9 yıldan beri yaptıklarımızı anlatsak gerçekten çok büyük işler yaptık. Biz hep hemşehrilerimize şunu konuşuyoruz, söylüyoruz. Diyoruz ki biz sizden maddi talebimiz yok. Maddi talebi biz ya veriyoruz. Evet tabii biz hep konuştuğumuz şeyler var. Biz Trabzonlu ama Trabzon'u bilmiyor. Biz diyoruz ki Trabzon İstanbul'a getiriyoruz. Bedava. Bakın bu geçen hamşireni yani hep konuştuğumuz bir şey vardır.
genelde dernekler yörelerine has programa yapar. Ama bizim yaptığımız hamsi şöyle kesin Türkiye'ye yönelik bir program. Gelin yanımızda olun. Türk Türkiye'ye kucaklıyor. Manevi olarak biz manevi destek istiyoruz. Yani bir Trabzon has değil bu rahatsızlık. Genelde Karadeniz derneklerinin hepsinde var. Biz Karadenizlere diyoruz ki gelin bakın biraz söylediğim gibi biz hep elimizden geldiğince fakir fukara hemşehrilerimiz Karadenizler olması hiç önemli değil. Kurs veriyoruz. Maddi ve manevi katkılar bulunuyoruz. Gidiyorsunuz siyaset de yapıyoruz. Herkes hemşehrisini arıyor. Bu konuda yardımcı oluyoruz. Ama maalesef hemşehrilerimiz yani dernekte yöneticiler olarak bu konuda çok rahatsız. Evet, hemşehrilerimizi yanımızda görmek istiyoruz. Görmek istiyoruz. Evet. Ya bu bir Trabzon hastalığı. Tanışmaya. Birlik beraberliği, kardeş yani akraba akrabayı derneklerde tanıyor, görüyor. Evet. Biz bunu yani iki daha bir araya getirmek için uğraş veren bir millet yöneticiyiz. Evet değerli başkanım. İnşallah bunu da başarılı olacağız. İnşallah hemşehrilerimiz. İnşallah. Duyarlı olacaklarına inanıyoruz. Son olarak da malum ülkemiz zor bir dönemde 15 Temmuz hadisi yaşanmış olduk hep birlikte. Bununla alakalı tabii sivil toplum dernekleşmenin beraber hareket etmenin önemi biraz daha ortaya çıkıyor. Vatan için, millet için, milli ve manevi değerlerimiz için. Bu anlamda ne söylemek istersiniz? Şimdi gerçekten Allah öncelikle o güne bile bizi yaşatmasın. Vatan için, millet için, hocam, bütün şehitlerimizi bize rahatlığını rahmet eylesin. 15 Temmuz Türkiye'nin gerçekten kurtuluşu. Ne bir Çanakkale, ne bir Sakay'ın tuttuğuma göre çok farklı bir eylemdi. Ama bu millet gördük ki 15 Temmuz'dan taraf Cumhurbaşkanımız artık yeter evinize dönün diyene kadar sokaklarına kişilerin bir tanesi. Hem sivil toplum örgütü olur, vatandaş olarak. Ki gerçekten o geceyi yaşamak, hani biz hep diyoruz ya Çanakkale zaferimiz nasıl kazanmışız? İşte ispatını orada gördük, yaşadık. Bu milletimize rahatlık, milletimize razı olsun ki bu ülkeyi boşuna alamamış, bu ülkesinin canını verenler boşuna vermemiştir. O birliği, beraberliği 15 Temmuz'dan son güne kadar bu millet gerçekten gösterdi. Yani Cumhurbaşkanımız tekrar evinize dönün dediği halde hala daha şu anda sokakta 20 gün, 27 gün nöbet. Evet. Hala devam eden insanlar, hala daha devam eden insanlar var. Allah razı olsun. Ama bu günleri güzel Rabbimize daha göstermesin ki bu millet artık dünya gördü ki daha bundan sonra böyle 6 ayda bir, 10 senede bir neyse biz bu tarihleri daha yapamayacağız. Evet. İnşallah yaşamayacağız. Peki Sayın Başkanım, son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Mesaj olarak. Mesajınız ne olabilir Sayın Başkanım? 15 Temmuz ruhunu bırakmadan devam ettirmek. İnşallah da buna da muvaffak olacağız. Son zamanda zaten belli. Dünyanın şu anda her şey Türkiye'nin üzerinde. Evet. Karıştırma değil. Dört bir tarafında artık cehennem. Ateş, ateşle çevrilip bir ülkede yaşıyoruz. Bu millet 15 Temmuz'u unutmadı. Bu 15 Temmuz ruhuyla artık dünya bize bir şey. Çünkü dikkat edilirse biz bir Amerika'nın ya da bir dünya ülkeyle herhangi İngiltere, Almanya hiç önemli değil. İzin olmadan biz 10 metre sınırlarımızın dışına çıkamaz. Ama Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, hükümet yetkilileri, destek olanlardan Allah razı olsun ki bu birlik beraberlik yalnız vatandaşın içerisinde değil, siyasete de olmak vatandaş olarak isteriz. Siyasi olarak da. Çünkü düşün, Rusya'nın uçakın düşürmesinden dolayı bütün Rusya'nın gerçek sağcıları, solcuları, aşırı solcuları ki kutuplar olan insanlar bir çatı altında buluşuyorlar. Biz hala daha bunu başaramadık. Şu an Türkiye'de iki tane parti dışında bir araya gelen parti maalesef. Maalesef. Yok ama biz vatandaş ortamların olmasını isteriz. İnşallah. Peki Sayın Başkanım, teşekkür ediyoruz bize bu bilgileri verdiğiniz için. Biz de teşekkür ederiz. İnşallah birlik beraberimiz sayılır, devam eder. İnşallah. İnşallah Hamsi Festivali'nde hayırlı da olsun. Sağ olun. Sizin de ayağına sağlık. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, programı kapatsana. Evet sevgili seyirciler, bir programı daha bitirdik. Tekrar birlikte diğer programlarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz.